Merhabalar, ben öğretim görevlisi Halil İbrahim Şahin. 2011 yılı itibariyle İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Sonrasında 2014-2016 döneminde Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Ve 2019 yılından itibaren de İstanbul Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Programı'nda öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Adalet Programı tabii gerek kamu olsun, gerek özel sektör olsun, hukuk hizmeti verilen her alanda yardımcı eleman diye ifade ettiğimiz ara elemanda denilen insan yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda eğitim vermektedir. Dolayısıyla da aslında temel amaç budur diyebiliriz. Gerek kamuya, gerek özel sektöre yardımcı eleman yetiştirmek, hukuk hizmeti verilen yerlerde hukuk hizmetinin unsuru olacak, bunun bir parçası olacak insan yetiştirmek. Adalet programımızda 30 iş günü tutarında bir zorunlu stajımız bulunmakta. Öğrenciler adliyelerde, hukuk bürolarında, noterliklerde ya da hukuk müşavirliklerinde bu 30 iş günü zorunlu stajlarını tamamlamak durumundadırlar. Aksi takdirde bölümü tamamlayabilme şansları yok. Bu mecburi bir durumu ifade ediyor. Dolayısıyla da ikinci sınıfın ikinci döneminden yani bahar döneminden itibaren öğrencilerimiz diledikleri zaman dilimi içerisinde bu stajlarını tamamlıyorlar ve bu stajlarını tamamlamakla birlikte de bölümden mezun hale gelebiliyorlar. DGS ile geçiş yapılabilecek tabii ki söyleyebileceğimiz en önemli, yani en önde gelen daha doğrusu bölüm hukuk fakültesi. Aslında bölümümüzü biraz da cazip kılan taraf da bu diyebiliriz. Çünkü öğrencilerin birçoğu buradan mezun olduktan sonra tabii ki okulumuzun da bu arada buna ciddi anlamda danışmanlık verdiğini, yani DGS sürecini sonrasını istinaden yardımcı olduğunu öğrencilere söyleyebilirim. Temel amaç hukuk fakültesine devam etmektir. Hukuk fakültesine geçebilme imkanı vardır. 4 yıla tamamlayabilme imkanları vardır. Bununla ilgili özellikle de bizim üniversitemizde bunu gerçekleştirmek istediklerinde diğer üniversitelere nazaran biraz daha farklı imkanlar kendilerine sağlanabildiğini de söyleyebiliriz. Şimdi mezunlarımız tabii ki başta ifade ettim, biz kamuya ya da özel sektöre fark etmeksizin hukuk hizmeti veren yerlere insan yetiştiriyoruz, yardımcı eleman yetiştiriyoruz. Dolayısıyla da örneğin adliyelerde, mahkeme kalemlerinde, yazı işlerinde çalışabilme imkanları mevcut KPSS sınavına girmek suretiyle, bunu başarıyla tamamlamak suretiyle. Onun dışında icra müdürlüklerinde icra müdür, müdür yardımcısı olabilme imkanları var. Yine Adalet Bakanlığı'nın açtığı sınavlarda tabii başarı gösterebilirlerse. Bu çerçevede kamuda belirli görevler yapabilirler ama tabii bunun dışında özel çalışan yani hukuk bürolarında da icra elemanı ya da yine mahkemelerde çeşitli görevleri yerine getiren avukat asistanlığı gibi birçok pozisyonlarda da görev yaptıklarını biliyoruz. Şimdi İstanbul Beykent Üniversitesi'ni tercih etmelerinde bence çok önemli bir detay var. Yani tercih etmeleri gerekliliğini ifade eden çok önemli bir detay var. Buraya gelen herkese biz şunu söylüyoruz. Burada birçok hoca var, evet hepsi her dersi verebilecek niteliğe sahip belki ama burada kendi alanında bilhassa uzmanlaşmış olunan dersler hocalar tarafından veriliyor. Örneğin ben icra iflas hukukunda uzmanım, ben onu veriyorum. Bir başka hocam ceza hukukunda uzman, yıllardır o dersi veriyor. Yani diğer üniversitelerdeki gibi herkes her dersi versin, bir sene bir dersi başkası versin, diğerini öteki versin gibi bir durum bizde söz konusu değil. Bu da verimliliği artıran bir şey. Herkes üzerine uzmanlaştığı dersi verdiği için bana göre çok önemli bir fark yaratıyor. Bizim üniversitemiz dışında bunu da çok fazla duyuyor değilim. O yüzden İstanbul Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Programı'na gelirlerse böyle bir farklılıkla da karşı karşıya kalacaklarını söylüyorum. Bu yüzden herkesi İstanbul Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Adalet Programı'na bekliyoruz.